Sağlığım için her şeyin bu bölümünde özellikle görmeyle ilgili problemleri olanları yakından ilgilendiren iki problemi. Gözdeki kırma kusurlarının tedavisindeki gelişmeleri, lazerle ilgili merak edilenleri ve damlasız katarak ameliyatlarını bize İstanbul Cerrahi Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda bölüm başkanı operatör doktor Sinan Göker anlatacak. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Sevgili izleyiciler, telefon numaralarımız 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Biz de bu gözle ilgili özellikle de Türkiye'de sağlık turizminde ülkemize hasta gelmesindeki en önemli tedavilerinden biri olan göz tedavisiyle ilgili gelişmeler için Sinan Bey'le sohbetimize başlayalım. Şimdi söz sağlık turizminden açıldı. Özellikle Türkiye'ye gelen hastalar en çok hangi tedavileri olmaya geliyorlar? Şimdi tabii bu istatistikleri çok fazla bilmiyorum. Çünkü diğer branşlar da var ama aslında ilk gözde başladı diyebilirim. Yani o da ben yani 1998 yıllarında falan Almanya'dan başladı. Sonra diğer Kuzey Avrupa ülkeleri, sonra Hollanda falan böyle bir takım ülkelere dağıldı. Ve çok sayıda geliyor. Çünkü neden? Orada zaten sigortanın ödediği hastalıklar için hastalar buraya gelmiyor. Çünkü kendi ülkelerinde sigorta ödüyor. Yani cepten para ve verdikleri hasta yani tedaviler burada daha ucuz ve aynı kalitedeyse o zaman geliyorlar. Bu da ne var? Lazer tedavileri, işte diş, saç ekimi, plastik cerrahi. En çok bunlar. Aslında tabii bu anlattığınız şeyler yani Türkiye'de tıbbın, hekimliğin ve tıbbi teknolojinin nereye geldiğini, tıbbi teknoloji kullanımını da gösteriyor. Gelelim bugünkü programımızın konularından biri olan damlasız katarak ameliyatlarına. Nedir damlasız katarak ameliyatı? Şimdi damlasız katarak ameliyatı bu katarak ameliyatlarındaki en son gelişme. Bütün dünyada. Amerika'da ilk 2 senedir uygulanıyor bu. Aşağı yukarı 400'e yakın doktor uyguluyor. Ama hızla artıyor sayısı. Şimdi katarak ameliyatından sonra göze 1 ay kadar çok sayıda damla damlatılıyor. İşte kortizonlu, antibiyotikli, gözü korumak için. İşte gözyaşı damlaları falan. Aşağı yukarı 400 kere damlatılıyor. Yani bazen günde 12-15 kereye geliyor. Yani bu 2 saatte bir, 1,5 saatte bir, biri birine. Şimdi bu yaşam kalitesini tabii ki ameliyat kolay bir ameliyat. 10 dakikada bitiyor. Ağrısız. Ertesi günü gözünü açıyoruz. Hasta görüyor ve gidiyor işine gücüne çalışmaya başlıyor. Fakat ondan sonra böyle bir zorluk başlıyor. 1 ay boyunca işte habire damlalar damlat. Bunu da artık aştık. Bu damlasız katarak ameliyatında bu göze dışarıdan damlatılan damlaları depo formu bir kombinasyon olarak bir ilaç olarak üretildi. Bu ilacı gözün içine ameliyat bitiminde arka gözün arka tarafına vitreous dediğimiz gözün içini vitreye dediğimiz böyle jel gibi bir madde dolduruyor. Onun içine enjekte ediyoruz. Ve bu yavaş yavaş o böyle daha jel yapısında olduğu için orada kalıyor bu ilaçlar ve yavaş yavaş salınıyor. Şimdi ve ertesi gün hasta kontrol geldikten sonra normal hayatta dönüyor. Ve artık hiçbir şekilde de damla da kullanmıyor gözünü. Damla kullanmasına gerek kalmıyor. Şimdi bir tabii böyle bir avantajı var. Aslında yaşam kalitesini arttırıyor. İki, bu gözün içine verdiğimiz ilaçların konsantrasyonu, yoğunluğu dışarıda damlatılana göre daha yüksek oluyor. Dolayısıyla koruyuculuğu ve etkisi de daha fazla oluyor. Çünkü göze dışarıdan damlattığınız damla sonuçta gözyaşı. Kornea tabakasının içinden geçecek, gözün içine gidecek. Tabii çok az bir miktarı gidebiliyor gözün içine, emilip de gözün içine gitmesi için. Dolayısıyla çok sayıda damla damlatmak gerekiyor. Ve de onlar gözün içine penetre olsun diye özel kimyasallar kullanılıyor. Kimyasallar gözü ön yüzeyini bozuyor, gözü kurutuyor. Yani çok iyi bir ameliyat yapıyorsunuz. Sırf bu damlaların etkilerinden hastanın gözü yok, kızarıyor, batıyor, bilmem ne oluyor, bir sürü şikayet. Yani mükemmel ameliyat, her şey çok iyi, %100 görüyor ama
Öyle problemler. Dolayısıyla bu problemler de ortadan kalkıyor. Damla damlatmadığı için göz açısı falan bozulmuyor, göz yüzeyi. İlaç dozu daha koruyucu, daha etkili oluyor. Bazı hastalar tabii geliyor mesela İstanbul dışından. Hı hı. Sonra gidiyorlar ertesi günü, yurt dışına gidiyor, başka şehre gidiyor. Biz takip edemiyoruz ama o bir ay ilaçları kullandı mı, kullanamadı mı, nedir, kontrolü falan hani aklımız kalıyor. Ya da halbuki, gözüm kızardı diyor. Telefonla falan biz onları şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Halbuki burada verdik ilacı gözün içine. Zaten kullanmasına gerek yok, eminiz. Çünkü hı hı. dozu zaten damlıdan daha da etkili bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu yani hem başarı oranını arttırıcı bir etki oldu hem de hasta yaşam. Mesela hasta açısından baktığınızda lazerle katarak ameliyatına göre daha çok hastanın hissettiği bir avantaj bu yani. Hı hı. Günlük yaşamında direkt yaşam kalitesi çok artıyor. Peki yani. Katarak ameliyatı olması gereken her hastaya damlasız katarak ameliyatı uygulanabiliyor mu? Yoksa bunun da hani belli gruplara mı daha çok uygulanan bir yöntem bu? Yok, aşağı yukarı herkese uygulanabiliyor. Peki bir yan etkisi var mı yöntemin? Hani göz içine yapılan ilaçların depo ilaçlar dediğiniz için sormak yani istiyorum. Çok önemli bir yan etkisi yok. Bazı hastalarda hafifçe göz tansiyonu çıkartabiliyor ama biz o ilk gün için onun önemini alıyoruz zaten. Göz tansiyonu düşürücü bir ilaç da veriyoruz. Sonra ertesi günden sonra problem olmuyor. Şimdi tabii hep gelişmeleri konuşacağız bugün sizinle programımızda. Bir de gözdeki kırma kusurlarının tedavisinde lazer yöntemi var. Evet. Günümüzde lazerle ilgili peki ne gibi gelişmeler var? Artık kaç dereceye kadar miyop, hipermetrof ve astigmatlara lazerle tedavi imkanı var? Evet. Şimdi lazerde en iyi teknik, en geçerli ve başarılı teknik şu anda benim uyguladığımda o zaten ve dünyada da en yaygın LASIK ve femtolasik. Yani femtosecond lazerle kapak kaldırılarak yapılan yöntem. Ve de uygulanan lazer profili olarak da wavefront dediğimiz teknik. En iyi teknik bu. Başarı oranı en yüksek. Hı hı. Şimdi bu çünkü başka teknikler de çıktı. Yok işte no touch, yok smile falan. Yani bunların hepsi daha LASIK tekniğini yakalayamadı başarı oranını. Yani her ne kadar çok reklam yapıp işte bu daha iyi şöyle böyle herkes yani yeni bir şey sunuyor daha iyi gibi getirmeye çalışıyor ama değil. Hı hı. En başarılı yöntem bu. Bunu da aşağı yukarı 10 numaraya kadar miyoplara %95 başarıyla uyguluyoruz. 7 numaraya kadar hipermetroplara yine %95 başarı ve tüm astigmatların tümüne yani 7 numaraya kadar astigmat var insan gözünde en fazla hepsini lazerle yine %95 başarıyla düzeltiyoruz. Hipermetropu düzeltmek oldukça zor bunu söyleyeyim. Yani normalde teamül 4'e kadar yapılıyor ama ben özel teknikler kullanıyorum. 7'ye kadar %95 başarıyla düzeltebiliyoruz. Oldukça yüksek çünkü hipermetrop olarak 7 numara. Peki yaşa bağlı yakını görmekte zorlanan kişiler de var. Bu presbiyopi denilen bu problemin tedavisinde de gelişme var mı? En belalısı o yani. Çünkü çok zor yani teknik olarak korneada hem yakını düzeltmek hem uzağı bozmadan yakını düzeltmek. Çünkü aynı kornea bir tane optik yüzey var. Dolayısıyla aynı yüzeyle uzağa bakacaksınız. Uzağı ama yakına bakınca numara değişiyor. Başka bir numarayla yakını da net göreceksiniz. Ve bunu korneadan nasıl yapacaksınız? Fakat artık bunu yeni bir teknik denendi. Bir sürü teknikler iyi sonuç vermedi, geri döndü falan. Ama şu anda ben Türkiye'de ikinci olarak bu yöntemde Avrupa'da ikinci olarak başladık. Hı hı. İlk geliştiren bir doktor Chobart'tan öğrendim ben bunu, Fransız doktor. %90 başarıyla düzeltebiliyoruz. Nedir? Yani problem çünkü yakın yaptığınızda uzak görme kalitesi bozuluyor. Dolayısıyla uzağı bozmadan yakını düzeltmek amaç, hedef. Yani şimdi başka yakın tedavileri de var. Yani hiçbir şekilde uygulamadığım. İşte bir göze gözün içine lens takılıyor. Korneaya. Yani görmeyi inanılmaz derecede bozuyor. Üstelik de iyi bir sonucu yok. Zaten iyi bir şey olsa neden bir göze takılıyor yani? Hı hı. Çünkü iki göze takıldığında görmeyi bozuyor. Dolayısıyla bu iki göze uygulanıyor. Normal LASIK yöntemi.
5 dakika. Sadece yakını gören, yani göremeyenlere değil, uzakta problemi olup da 40 yaşından sonra bir de bunun üzerine yakın başlayan hastalara da yapabiliyoruz. Yani ikili gözlükler mesela, uzak yakın gözlük kullanıyor. 2 numara bozuk. Hı. Bu hastalara da aynı seansta uzak ve yakını düzeltebiliyoruz. %90 başarıyla. Oldukça yüksek bir oran. Bunu lazerle mi yapıyorsunuz? Lazerle yapıyoruz. Yani mesela evet, miyoplarda bu oran %95, %97. Hı. Ama yani bu presbiyopi zaten son 5 yıldır yani böyle dediğim gibi bu %90'a gelebildik. Hatta %92'ye doğru çıkmaya başlıyoruz ama %90 iyi bir başarı oranı yani presbiyopi açısından. Çünkü eskiden onu da yapamıyorduk. Yani hasta yıllarca bize sordular, ne zaman başlıyor doktor bey, ne zaman başlıyor? İşte bekleyin, olmuyor dedik. Sonunda artık %90 başarıyla yapabiliyoruz. Şimdi tabii ki uzak yakın problemi, yaşa bağlı yakını görme problemi ve bunlarda uygulanan lazer teknikleri var. Ama lazer teknikleri dışında da bir takım yöntemler var lazer uygulayamadığınız hastalarda. Şimdi insanların aklına hep şu geliyor. Diyelim ki gözlük kullanıyor bir kişi. Diyor ki ben bu gözlüğü kullanmak istemiyorum estetik açıdan. Evet. Rahat değilim uzak yakın gözlüğü. Ama hep akıla gelen lazer. Lazer dışında başka hangi tedavi imkanları var? Kimler için? Yine son 3,5 dakika içindeyiz. Sözü size bırakacağım. Şimdi lazer 10 numaraya kadar miyopi yapabiliyoruz dedik ya. Hipermetropta da 7'ye kadar. Bunun üzerindekilere ne yapıyoruz? Bunun üzerindekilere göz içi mercek, lens takıyoruz. Bu teknoloji oldukça ilerledi artık. Hatta çok yeni bir göz içi lensi çıktı. Eski göz içi lensiyle aşağı yukarı 18 numaraya kadar miyopları düzeltebiliyorduk. Bu yeni lens sayesinde 30 numaraya kadar miyopları düzeltebiliyoruz. Öbüründe 4'e kadar astigmatları yapıyorduk. Bunda 7'ye kadar astigmatları yapabiliyoruz. Ayrıca da 40 yaşın üzerinde ki yüksek miyoplara, 15 numara miyop bir hasta ve 50 yaşında diyor. Katarakt da yok. Bu hastaya mesela normal bir lens taktığın zaman uzak sıfırsa hemen 50 yaşında olduğu için okuma gözlüğü gerekiyor. Yakını da düzelten yüksek miyop göz içi lensleri çıktı. Bunu da yapabiliyoruz. Ve de başarı oranı da oldukça yüksek artık. Aşağı yukarı 5 dakikalık bir operasyon. Damlayla uyuşturuluyor. Ağrı yok. Astigmat da düzeliyor aynı anda. Ertesi günü gözünü açıyoruz hastanın ve hemen görmeye başlıyor. Birer birer yapılıyor. Önce bir göz, ertesi günü iki yani sırayla yapılıyor. Ama ertesi günü hasta görmeye başlıyor ve bayağı iyi bir görme oluyor ve normal hayatta dönüyor. Bunların bir de bir avantajı daha var. Yüksek miyoplarda takılan göz içi merceğinin. Yüksek miyoplarda retinadaki problemlerden dolayı görme yüzdesi düşük oluyor. Mesela 15 numara bir hasta, miyop bir hasta normal bir insan gibi %100 göremiyor. Mesela %60 görüyor maksimum. Daha fazla çıkmıyor görmesi. Çünkü retinada problemler var. Bunlara mesela göz içi lensi takıp da numarasını sıfırladığımız zaman %50 görmesinde bir artış oluyor. %60, 70, 80 aşağı yukarı 30 puana kadar görmeyi arttırabiliyoruz. Yani bir tedavi de olmuş oluyor bir nevi. Yani sadece kozmetik olarak hani numarası düzelmiş değil. Bir kere görme kalitesi artıyor bir. İkincisi görme yüzdesi artıyor. Yani daha önce göremediği daha küçük cisimleri daha uzağı görebiliyor. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katıldığınız için. Vurgulamak istediğiniz yok, var mı? Peki çok sağ olun verdiğiniz bilgiler ben için. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün de dop dolu bir program sonrasında sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Programın sonunda iletişim bilgilerimizi her zaman olduğu gibi sizlere anımsatmak istiyorum. Telefon numaralarımız 0533 096 72 73 0216 323 22 67. Sağlığım için her şey atvaavrupa.tv adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımızdan bizi takip edebilir ve YouTube'da Sağlığım İçin Her Şey kanalına üye olarak da programımızdaki tüm videolara sağlıkla ilgili gelişmeleri buradan izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ve aynı günde, cumartesi günü ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.